Ruşen Çakır, hoş geldin yayınımıza. Merhaba. Dün İzmir'deydin. Medyaskop olarak kalabalık bir ekip gittik İzmir'e. Biraz önce izledik, miting alanından da coşkulu bir mitingdi. Biz öyle gördük buradan. Genel izlenimlerine başlayalım mı? Nasıl gördün, nasıl da atmosfer? Şimdi, öncelikle kalabalık gittik ve isabetli davranmışız. Yani gittiğimize değdi. Bazen böyle hayal kırıklığına uğrayabilir insanlar. Gittiği olay sizin ona atfettiğiniz önemi karşılamayabilir. Bu miting ama öyle değildi. Bayağı bir şey gösterdi. İlk defa bir kere altı liderin birden çıkacak olması başlı başına önemliydi tabii. Ama onun ötesinde oradaki kalabalık gerçekten Millet İttifakı'nı, Millet İttifakı'da siyaset yapanları ve Millet İttifakı'na bakanları, önemseyenleri, oy vermeyi düşünenleri heyecanlandıracak bir şeydi. Bir şeyi gösterdi bir de bu miting. Yani şu anda hani kamuoyu araştırmalarında Kılıçdaroğlu hep önde gidiyor. Bu aslında işte boş bir şey değilmiş. Bunu gösterdi. Bir diğer husus, İzmir zaten CHP'nin kadesi olarak biliniyor. Zaten daha önce de mitingler vardı. Onlarda da çok iddialı çıkışlar yaptılar ama seçim sonuçları ortada. Mesela Muharrem İnce örneği var. Ama burada başka bir şey var. Meral Akşener de var. Davutoğlu da var. Ali Babacan da var. Temel Karamollaoğlu da var. Belediye başkanları var. Bu bütün hepsi bir ittifak ve bir kendileri ortak akıl diyor ama birlikte hareket etme diyelim. Onu gösterdi ve onun olumlu cevap aldığını gösterdi. Şimdi bütün liderler kalabalığı görünce coştular biliyorsun. Ve hatta bazıları çok konuştu. Evet. Hiç Davutoğlu'nun herkesten fazla konuşmasını açıkçası şaşırmadım. Biz gazeteciler aramızda bir tür bahis yaptık ve herkes bildi Davutoğlu'nun 27 dakika konuşmuş. Gültekin Uysal 17 dakika. Şimdi hepsi orada havaya da girdiler tabii. Ve hepsi izleyiciyi yani mitinge katılanlara sorular sordular. Değil mi, evet mi ya da hangisi Ali Babacan da yaptı falan ve hepsi karşılık aldı. Yani söz de istediler, evet, söz verin de. Yani sadece CHP yani sadece Kılıçdaroğlu'na bir ilgi gösterilmedi. Aslında CHP'liler için de bir kırılma noktası bu. Çünkü hep öteki gördükleri insanları karşılarına beraber görüyorlar. O anlamıyla çok anlamlı bir mitingdi. Millet İttifakı'nın tabanda çok sorun var hala. Tabanda bayağı bir tutmuş olduğunu, bu değişim ihtiyacının ortak bir toplumsal ihtiyaç olarak karşısında çıktığını bence gösterdi. Bugün Kemalcan'ın yayını izlerken de İzmir iyi bir ölçü mü olup olmadığını tartışıyordu. Hani biraz önce sen de söyledin zaten Millet İttifakı'nın kalesi en çok oy alması beklenen bir yer. Onu görebiliyor muyuz? Yani hani diğer o bir ölçü mü İzmir mitingi, onu nasıl yorumlarsın? Yani tabii ki CHP güçlü ama CHP'nin güçlü olmasının ötesinde bir şey var. Onu gördük burada. Yani bu miting CHP mitingi değildi. Yani belki katılanların hepsi CHP'li olsa dahi CHP mitingi değildi. Çünkü verilen fotoğraf hep birlikte eşleriyle beraber gelmişler vesaire. Dolayısıyla orada bir ittifakın mitingiydi. İttifakın startı için isabetli bir zamanlama ve yer olmuş. Bir gün önce hemen yanında, aynı yerde hemen yanında Erdoğan miting yapmış. Onu izleyenlerle de konuştuk. İkisini birlikte izleyenler de. Mesela Mürgün dün yayına da çıkarttık, Mürgün Cabaz. Çok net bir şekilde şunu söylüyor. Birisi devlet mitingi, birisi toplum mitingi. Yani halk mitingi. Erdoğan'ın mitinginde her şey çok protokol vesaire şu bu. Ama burada daha böyle insanların aktif olduğu, yani sahneden yönetilen değil, aşağıdan yönetilen bir miting olduğu hususu ki bu gerçekten çok önemli. Millet İttifakı'nın daha önde olduğunun, yani coşku olarak da daha önde olduğunun göstergesi. Bir gün önce Kayseri mitingindeydin. Hatta o zaman da yayın yapmıştık ve Kayseri mitinginde coşkulu olduğunu söylemiştin. Karşılaştırdığımızda Kılıçdaroğlu bazında karşılaştırdığımızda. Şimdi bir kere çıkıyor. Kayseri ile İzmir birbirinin iki zıttı. Hatta çok zıttı.
Yani CHP'nin İzmir'deki gücüyle AKP'nin Kayseri'deki gücü kıyaslanamaz bile. AKP %60'lar falan oy alıyor. MHP ile birlikte %80'i buluyor. Ve Kayseri benim gazetecilik hayatımda en çok gittiğim illerden birisidir. 1991'den beri hemen hemen tüm seçim kampanyalarını Kayseri'de izledim. Bildiğim bir yer. Ve orada CHP'nin %13-15 gibi bir kemik oy kitlesi var. Ama ikinci sırada Saadet Partisi'nden çok güçlü bir isim var. Üçüncü sırada Deva'dan, dördüncü sırada Gelecek'ten. Baktığımda oradaki insanlarla konuştuğumda herkesi şaşırtan bir miting oldu. CHP'lileri de bence şaşırttı. Yani şöyle düşünüyorduk. Yani yapmış olmak için yapılan bir miting diye düşünerek gittim ben açıkçası. Ya ne yapabilir ki diye gittim. Yani en fazla ne olur. Daha önce de Kılıçdaroğlu'nu orada izlemiştim. Aynı yerde izlemiştim. Arada çok büyük fark vardı. Yani onu açık söyleyeyim. Çok büyük fark vardı. Hem sayı olarak da hem de ilgi olarak da. Yani miting alanına gelmeyip tepelerden seyreden insanlar vesaire falan baktığımız zaman bayağı bir ilgi vardı. Orada da Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu konuştu ama Kılıçdaroğlu'nun konuşması daha uzundu, daha kapsayıcıydı. Ve sonra ben onu Kayseri'de bir takım iktidar yanlısı insanlarla konuştum. Onların da tepkilerinden bir şeylerin değiştiğini anlıyorsunuz. Kabul etmek istemiyorlar ama konuşmalarından bir rahatsızlık hissediyorsunuz. Yani şöyle bir duygu var. Kayseri'de bile bu olabiliyorsa Türkiye'de kim bilir ne oluyordur. Kayseri gibi bir kale, kaleden de öte bir şey sarsılıyorsa, yani bu şöyle şu anlama gelmez. %80 olan AKP, MHP oyu %50'ye 40'a düşmeyecek. Ama oradan her giden puan aslında bir şeyin göstergesi. Dolayısıyla Kayseri mitingi, Kayseri'deki Kılıçdaroğlu faaliyeti benim Kılıçdaroğlu'nun ipi önde göğüsleyeceği düşüncemi, gözlemimi daha da pekiştirdi. İzmir'e hemen ertesi gün gidince aslında bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu da bir şekilde gördüm. Yani birbirinden iki farklı coğrafya, her şeyle iki farklı coğrafya ama mesela üç isim orada da vardı. Hatta şeyde Kayseri'de Mansur Yavaş da vardı, dört isim. Yani toplam 9 konuşmacıdan 4'ü Kayseri'de de konuşmuştu. Baktığımız zaman mini bir Millet İttifakı mitingiydi Kayseri'de ve İzmir'de. Ve de şu var tabii, Kılıçdaroğlu orada ne söylüyorsa burada da onu söylüyor. Yani nabza göre şerbet veren bir şeyde izlemiyor ve insanların tepkileri daha normal bir değişimin mümkün olduğunu ve neden olmasın düşüncesinin Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldığının bir göstergesiydi. Yani böyle Kayseri gibi çok zayıf olduğu bir yerde şimdi 10 milletvekilinin 6'sını AKP çıkarmış, 2'sini MHP çıkarmış, 1'ini CHP, 1'ini İYİ Parti. Yani 8'e 2, yani %80 derken boşuna demiyorum, tam %80 yani. Şimdi böyle bir yerdeki bir kırılmanın o kırılma yaşanıyorsa daha yakın gibi olan yerlerde kim bilir ne tür sonuçlarla karşılaşacağız. Yani Anadolu'da da böyle olacak ama şunu unutmamak lazım. En önemli yer tabii ki öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayı olarak da büyük şehirler olacak. Ve büyük şehirlerde hala 2019 seçimlerinin izleri var. Orada ne oldu? Bütün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Aydın, buraların hepsini, yani Bursa ve Balıkesir'i saymazsak neredeyse hepsini CHP kazandı. Yani o çok önemli bir göstergeydi. Onun izini sürüyor şimdi Millet İttifakı. Peki Kılıçdaroğlu'nun iki yerdeki performansını karşılaştırdığımızda, dün sanki çünkü biz yayındayken bunu konuşacaktık, o sırada yayın kesildi, bunu anlatmak istiyordun. Oradaki performansa baktığınız için. Şöyle söyleyeceğim, duyarsa kızar ama kızsın. Galiba kazanacağına kendisi de inanmaya başlamış, öyle söyleyeyim. Başından itibaren
Bugün Bekir Ardır'la bir yayın yaptık. Orada çok sayıda izleyici sorusu, yorumu geldi. Bir tanesini okuyamadım ama burada aktarayım. Adını hatırlamıyorum izleyicimizin ama kusura bakmasın. Aday olmazdan olsa da kazanamaza, sonra kazanırdan acaba birinci turda mı kazanır ha? Gelen bir şey yaşadık son 1,5 yılda. Ben CHP'den bir CHP'li kurmayım bana Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını söylediği zaman verdiğim tepkiyi hatırlıyorum. Yani biraz argoydu ama şöyle basitleştirebileyim. Hadi canım dedim. Yani daha bunun şeyini söyledim. Ama sonra düşündüm galiba bunlar ciddi deyip bir şekilde bir medyaskoptaki yaptığım bir yayında çekinerek bunu dile getirdim. Ve sonra bir baktım ki adım 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 gelişiyor ve uzun bir süre neden de ya olmaz dendi. Anketlere göre en az kazanan kişiydi. Kazanamaz dendi. Sonra açık ara kazanamaza geldi vesaire. Şimdi bütün bunların hepsinde Kılıçdaroğlu'nun o olayın dile getirildiği andan itibaren, çünkü çok yakın bir isimle konuşmuştum, verdiği bir karar var belli ki. Ama eminim kendisi de olabileceğini ama olmasını çok zor olduğunu düşünüyordu. Ve artık bunun bayağı mümkün olduğuna kendisi de inanmış herhalde. Daha kendine güvendi. Mesela Kayseri'de bir genç atladı sahneye, görmüşsünüzdür. Evet. Bayağı bir panik oldu. Kılıçdaroğlu anında ya çocuk fotoğraf çektirecek, takmayın bırakın falan dedi ve çocuk da fotoğraf çektirdi falan. Yani onu herkes öyle yapamayabilir. Ben mesela gözümün önünde oldu, çekemedim ama gözümün önünde oldu, ben korktum. Yani pekala her şey olabilirdi. Çok bir güvenlik zaafı oldu kesin orada. Ama orada mesela gayet sakin kalabildi. Konuşmalarında, şeylerinde şunu yapıyor ki bence çok isabetli bir şey yapıyor. Erdoğan'la uğraşmıyor. Doğrudan halka, hatta halkın farklı farklı kesimlerine doğrudan vaatlerde bulunuyor. İzmir'de daha çok gençlere yöneldi, yeni seçmene yöneldi. O yaptığı şeyler, somut şeyler üzerinden konuşması, polemiklere girmemesi. Diğer liderler mesela acayip polemik yaptılar. Bugünkü yayında onu da birisi sordu. Bence yanlış yaptılar. Yani böyle ona laf yetiştir, buna laf yetiştir. Hiç gerek yok. Yani çünkü açık bir şey var. Siz öndesiniz, onlar geride. Onlar size yetişmeye çalışıyor. Yani orada hala şöyle bir şeyi gördüm. Diğer özellikle AKP'den kopanlarda da var bu özellikle. Bir tür bu yarıkalanan ortamdan hareketle bir hesap görüyorlar AKP'yle. Yani böyle laf yetiştirme bilmem ne, şunu şöyle diyorsunuz. Mesela şimdi Osman Öcalan'ı televizyona çıkartan kişinin yargılanacak olması kimin umurunda yani? Böyle ıvır zıvırla uğraşabiliyorlar. Ama Kılıçdaroğlu doğrudan insanlara ekonomik şeyler söylüyor, vaatlerde bulunuyor. Popülist ya da değil, önemli değil ama doğrudan bunları konuşuyor ve çok da fazla şeylere takmıyor, yani polemiklere. Ama onun dışında Beşli Çete diye bir vurguyu ısrarla yapıyor. Orada bir polemik var ama o polemiğe diğerleri giremiyor biliyorsun. Beşli Çete dediği zaman o onlar için çok ürkütücü bir alan. Oraya girmeden Kılıçdaroğlu'nun yönlendirdiği bir seçim kampanyası izliyoruz. Mesela ne yaptı? Atatürk Havalimanı'nı uzay üssü yapacağım dedi. Ve sürekli bir şey, onu yakaladıklarını sanıyorlar. İşte burada işte Amerika'da yaşayan birilerine bahsetti. Yok CIA, yok işte şeyleri, Bayraktar ailesine şu yapılacak, bu yapılacak. Hani orada bir zaaf bulduklarını sanıp ona laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama sonuçta ne oluyor? En olay Kılıçdaroğlu'ndan en haberdar olmayan AKP seçmeni bile Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili bir düşüncesi olduğunu biliyor. Bu onun oy tercihini değiştirmez belki ama en azından haberdar kılıyor. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun propagandasını en çok iktidar yanlıları ve Erdoğan'ın kendisi yapıyor. Alevilik üzerine yaptığı videoya hala Erdoğan cevap yetiştirmeye çalışıyor. Bu da aslında işin renginin değiştiğini gösteriyor. İzmir'de Kılıçdaroğlu
Kayseri'de de İzmir'de de bunun bilincinde bir Kılıçdaroğlu vardı. Ama diğer partilerdekilerin hala tam buna aymadıklarını ya da fark etseler bile nasıl olsa Kılıçdaroğlu kısmını yapıyor, biz de bu arada birkaç yumruk çakalım diye herhalde öyle yaptıklarını gördüm. Bence çok gerekli bir şey değil. İktidar zaten hiçbir şey söyleyemiyor, bir şey üretemiyor. Üretemediği bir yerde iktidarla böyle şey yapmak Erdoğan'ın en çok isteyeceği şeydir. Gelsinler benle uğraşsınlar, bana laf yetiştirsinler. Halbuki Erdoğan bakıyoruz Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirmeye çalışıyor. Tam tersi oldu. Hani bir dönem iktidar belirliyordu, muhalefet cevap veriyordu. Şimdi tam zaten tersi. Zaten bu seçimin kazananının muhalefet olduğunu anlamanın bence anahtar şeyi bu. Bunu ben muhtemelen yarına da bunu işlemeyi düşünüyorum. Bu konuyu işlemeyi düşünüyorum. Bu çok hayati bir husus. Roller değişti. Yani eskiden Erdoğan bir laf ederdi. Hepsi birden olamaz, yapamazsın, edemezsin, izin vermeyiz, şu olur, bu olur diye laf yetiştirmeye çalışırdı. Erdoğan gayet memnun bir şekilde o lafını muhalefet dolaşıma sokardı. Şimdi tersi oldu. Kılıçdaroğlu ben Aleviyim diyor. Olamaz, bana ne, olsam da kim sordu sana vesaire deyip. Ya tamam, niye rahatsız oluyorsunuz adam? Aleviyim dediğim o kadar falan demiyorlar. Yani şeyi kaçırdı Erdoğan, inisiyatifi kaçırdı, işin rengi değişti. Çünkü geçmişte Erdoğan'a karşı laf yetiştirenler Erdoğan'ın gücünü görüyorlar ve onu yenememenin verdiği öfkeyle o şeyi, saldırganlığı yaratıyorlardı. Şimdi iktidar sözcüleri aynı şekilde, yani şimdi Süleyman Soylu'nun kalkıp 14 Mayıs sivil darbe girişimi demesi kadar abes, yani siyaset bilimi kitaplarına kötü örnek olarak geçebilecek bir şey söz konusu. Yani bunu niye söylüyor? Demek ki kaybettiğini görüyor. Şimdiden adını koyuyor.